oluyor gece vakti? Paşa Hazretleri. Hayırdır hatun? Pek hayırlı değil paşam, ağalardan birisi öldürülmüş. Mihrimah nasıl peki? Torunum nasıl? Malumatım yok sultanım. Sizi uyandırmam söylendi. Allah'ım seni koru yarabbim. Görür görmez haber vereyim dedim. Kızım, Maşa. Hünkârım. Gülbahar Kalfa, Hümaşah Sultan'ın odasında bunu bulmuş. Nedir bu? Söylediğine göre Nigar Hatun'unmuş bu. Beşiğin altında bulmuş. Ona ait olduğundan emin misin? Hünkârım. Emin misin bunun Nigar'a ait olduğundan? Eminim hünkârım. Diyarbakır'dayken almıştı. Çok beğenince sual etmiştim. Bir gün kızıma kavuşursam ona vereceğim diyordu. Nasıl olur? Nigar burada değil. Kaç yıl oldu kayıp. Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Validem kesin o yapmıştır. Üstten ondan boşandı diye ona düşme. Belli ki fırsat kopmuş. Tamam sen evladım. Şşt. Vali Bey. Derhal askerleri topla ve aramalara katıl. Torunumu da sağ salim buraya getirmeden dönme. O Nigar denen hainin de kellesini istiyorum. Emredersiniz hünkârım.
Paşa Hazretleri. Derhal malumatlar. Dört koldan aramalara başlandı paşam. Şehrin kapıları tutuldu. Bilhassa liman aranıyor. Her eve gireceksiniz. Hanlar, hamamlar. Her taşın altına bakacaksınız. Herkesi sorgu sual edeceksiniz. Mutlaka bir gören duyan vardır. Emredersiniz paşam. Nasuh Efendi. Hayrola Rüstem Paşa. Siz buralara gelir miydiniz? Sultanımı kaçırdılar matrakçı. Kızımı Hümaşah'a kaçırdılar. Kim? Neden yapsın bunu? Bunu sen söyleyeceksin matrakçı. Benden nefret edenlerden bir tanesi de sensin, öyle değil mi? Kolay gelsin ha. Sağ olasın Hatun. Bir an evvel karşıya geçmem lazım. Allah rızası için bırakıver beni. Olmaz Hatun. İşim gücüm var benim. Hem sen niye kayıkçılara gitmiyorsun? Bak boş boş oturuyorlar. Yalnız bir hatunum ben ha. Nasıl itimat ederim? Sen iyi birine benziyorsun. Allah aşkına bana yardım et. Kızım. Esma Nur'um. Kızım, bak ben de burada. Yalvarırım ağam, yardım et bana. Evladım hasta. Bir an evvel gitmem lazım. Kocam bekliyor. Hasan oğlum, topla ağaları da hatunu karşıya geçir. Haydi. Benim bu hadiseyle zinhar alakam yok. Nasıl böyle bir şey gelir aklınıza? Senden şüphe etseydim çoktan almıştım kelleni matrakçı. Payitahtı senden hala bilen yok. Her yerde gözün kulağın vardır. Derhal icap edeni yaparım elbet. Lakin bildiğiniz ne varsa anlatın bana. Bir gören olmuş mu? Nasıl biri? Rüstem Paşa. Nihayet hainin kim olduğunu bulduk. Kimmiş? Söyle, kendi ellerimle sökeceğim onun ciğerini. Nigar Hatun. Kapı halkınızdan Gülbahar Kalfa bunu bulmuş. Nigar Hatun'un olduğunu söyledi. Bunu tek başına yapması mümkün değil. Hem senelerdir yok. Nerede olduğunu da kimse bilmiyor. Ben biliyorum. Ah, bu yüzden dönmüş demek. Bir iki hafta evvel kapımı çaldı. Perişan bir hali vardı. Biraz para verdim, kalacak yer buldum. Sonra hiç ses çıkmadı, görmedim. Bana niye haber vermedin? Nereden bileyim bunu yapacağını? Acıdım, yardım ettim. Paşam, şimdi sırası değil bunun. Nasuh Efendi, nerede hatun? Hayrola sultanım? Canınızı sıkan bir şey mi var? Esma'nı merak ettim. Odasından çıkmıyor hiç. Sultanım, Hürrem Sultan geldiler. Sabah sabah hayır olsun. Alın içeri. Sultanım, torunum nerede? Ne diyorsun sen Hürrem? Neden bahsediyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Nigar'ı kızımın sarayına siz soktunuz. Torunumu kaçırmasını siz istediniz.
Hayrola ağalar? Nedir bu yeniçerilerin hali? İsyan mı ettiler yoksa? Ağzına yel alsın. Bir kaçak varmış, onu arıyorlarmış. Hatun birinin çocuğu kaçırılmış. Kaç yaşındaymış bu çocuk? Yeni doğmuş dediler. Belli ki çocuğun ailesi çok zengin. Baksana nasıl arıyorlar. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen beni neyle itham ediyorsun? Dün Hatice Sultan'la birlikte mi işimi ziyaret etmişsiniz? Ne var bunda? Senden müsaade mi isteyecektik? Ne hikmetse sultanım. Akabinde bu hadise meydana geldi. Onu saraya siz soktunuz. Zaten başka türlü girmesi mümkün değil. Sultanım. Şimdi söyleyin bana, nerede o? Sultanım, siz neler diyorsunuz böyle? Lütfi var. Yakında bir çok kelle gidecek. Ve emin olun, o kellelerden biri de size ait olabilir. Yeter artık Hürrem. Daha fazla konuşma. Aksi halde bu laflarının bedelini çok ağır ödersin. Asıl bedeli siz ödeyeceksiniz sultanım. Sultan Süleyman'ın torununu kaçırmak büyük suçtur. Haddini bil Hürrem. Sen kimsin de bizi itham edip sorgu sual ediyorsun? Ağlar! Hünkârımız emir verdiler. Nigar her yerde aranıyor. Ve hiç şüpheniz olmasın ki yakalanacak. Ona bu emri kimin verdiğini söyletene kadar lime lime edecekler etini. Demek konuşacak. İşte o vakit herkesin canı yanacak. Herkesin. Rabbime dua ederim ki bu hadiseyle bir alakanız olmasın sultanım. Ben sadece Rüstem Paşa'nın canını almasını emretmiştim. O hatunu karşıya sen mi getirdin efendim? Yemin ediyorum kim olduğunu bilmiyordum. Allah rızası için dedi. Ben de sevabına yardım ettim. Çocuk nasıldı peki? Gördün değil mi, eminsin? Vallahi el kadar bir sabi vardı kucağında. Ağlıyordu yavrucak. Bir türlü susturamadı. Esma Nur'um diyordu hatun. Adı bu değil mi? Esma Nur mu? Söyledim size paşa. Hatun aklını yitirmiş besbelli. Nereye bıraktın onları söyle? Oğlum Hasan götürdü onları beyim. Karşı sahile bırak dedim. Ancak varmışlardır. Evladıma bir şey olursa senin cebine alırım. Paşam, daha fazla vakit kaybetmeyelim. Düş önümüze, bizimle geliyorsun. Benim hatam. Benim yüzümden oldu. Onu yalnız bırakmamam gerekiyordu. Ağlıyordur şimdi, o küçücüktür. Karnı acıkmıştır onu. Sultanım, siz içinizi ferah tutun. Allah'ım esirgesin. Sağ salim dönecek inşallah. Amin. Sultanım, sultanım, sakin olun. Oturun biraz. Ne oturması? Fatun dur. Validem. Mirim, henüz bir haber yok. Korkma, hiçbir yere kaçamaz. Bulup getirecekler. Validem, bu emri kim verdi? Hatice Sultan mı, Şah Sultan mı, kim? Sen şimdi bunları düşünme. Hünkârım sicabeyle neyse yapacak. Hı? Gülfem Hatun, git onlara söyle. Eğer evladımın kılına dahi zarar gelirse dünyayı onların başına yıkarım. Tamam Meryem, tamam. Validem, o daha çok küçük, daha çok küçük. Ağlıyordur, o karnı acıkmıştır, benden uzakta olun. Ben size bakarız. Sultanım. Hemen yatağıma yatırın. Durma öyle Sümbüler, hemen hekim kadını çağır. Ya. Şş, şş, şş. Kızım,
Esma Nur'um. Ağlama ne olur kızım. Acıktın değil mi? Merak etme. Merak etme. Annen seni doyuracak. Başka kim olabilir ki Sümbül? Belli ki Şah Sultan'ın işi bu. O Nigar'ı saraya soktu. Ben hiç zannetmem sultanım. Eğer öyle olsa Nigar denen o mel'une önce size sonra Rüstem Paşa'mıza zarar verirdi. İşin aslı ortaya çıkacak. Sultanım. Mercan'a Nigar nerede? Nereye sakladınız onu? Haşa sultanım. Ben hanedanımıza sadık bir hizmetkarım. Bir haini nasıl saklarım? Senin kime hizmet ettiğini gayet iyi biliyorum Mercan'a. Ya şimdi bütün bildiklerini anlatırsın. Ya da dahil olan herkesle birlikte senin de kelen gider. Bağışlayın sultanım. Benim bu hadiseyle bir alakam yok. Olamaz. Nigar'ın yakalanması an meselesi. Bülbül gibi ötüp senin adını verdiğinde göreceğim ben seni. Vallahi kan dökülecek kan. Aklım almıyor bir türlü hünkârım. Nigar tek başına nasıl girer saraya? Onca muhafız, ağalar, cariyeler. Herkes bilir, tanır onu. Belli ki yalnız değil. O hadisenin arkasında her kim varsa ortaya çıkacak. Ben de cezasını ellerimle vereceğim. Elbette hünkârım. Ben bizzat tetkik ederim. Lakin arkasında birilerinin olduğuna ihtimal vermem. Zira bir manası yok bunun. Kim neden bir sahabeyi kaçırmak istesin? Paşamızın hakkı var. Nigar Hatun senelerce haremde hizmet etmiş bir kalfa. Sarayı da avcunun içi gibi bilir. Kendince intikam almaya çalışmış olmalı. Hakikat er geç ortaya çıkacak. Gel! Hünkâr. Mihrimah nasıl? İyi değil hünkâr. Hekimle ilaç verdi. Uyuyor şimdi. Geçmiş olsun Hürrem. İnşallah Hümaşa bir an önce gelir de Mihrimah sağlığına kavuşur. Amin sultanım, amin. Esma Nur'um, kadersiz yavrum benim. Korkma. Gideceğiz buralardan. Çok uzaklara gideceğiz. Kimseler bizi bulamayacak. Artık hiç kimse ayıramayacak bizi. Ağlama kızım. Sultanım. Sessiz ol hatun. Neler oldu anlat. Bebeğin yanında uyuyordum sultanım. Gözümü bir açtım, beşiğin yanında biri var. Karanlıkta tam göremedim. Kimsin demeye kalmadan kafama vurdu. Kendimden geçmişim sultanım. Kimseye benden bahsetmedin inşallah. Hayır sultanım, asla. Âlâ. Sakın boş boğazlık etme hatun. Korkup kaçmaya da çalışma. Merak etmeyin sultan. Kimseye bir şey demem. Hiçbir yere de gitmem. Çekilebilirsin. Sultanım. Bu Nigar denen mecluba güvenemeyeceğimizi söylemiştim size. Bu
kadarını kim tahmin ederdi Mercan? Olacak şey mi? Hatun delirmiş belli ki. Sultanım, ölmesi lazım. Eğer yakalanır da konuşursa sizin için iyi olmaz. Sakin ol. Benim böyle bir emir vermeyeceğim aşikar. Ayrıca o meczubun lafına kimse itibar etmez. Ne olacağı belli olmaz sultanım. Tedbirli olalım. En son nerede gördün hatunu? Şu ağacın altındaydı beyim. Paşam, köşeye sıkıştı, daha fazla kaçamaz. Dağılın. Her yeri arayın. Emredersiniz beyim. Dağılın! Dikkatli olun. Ümaşah Sultan'a bir zarar gelmeyecek. O hatunu da canlı istiyorum. Rüstem'den evvel bulalım beyim. Yoksa lime lime eder hatunu. Nigar'ın bunca zaman yaşaması bile mucize. Seneler evvel öldürülmeliydi. Sen al canını beyim. Bu zalime bırakma. Buna izin vermem. Annen yanında. Yaklaşmayın. Yoksa bebekle birlikte atarım kendimi aşağıya. Ne oldu? Nigar'ın izini bulmuşlar. Çok sürmez yakalanmaz. Emre senin verdiğini söyleyecektir. Hünkârımız bunu asla cezasız bırakmaz. Merak etme. Mercan her ihtimali düşünmüş. Yeniçerilerden biri öldürecek onu. Nigar Hatun, sakın yapma. O Sabi'nin bir günahı yok. Benim kızımın da bir günahı yoktu Nasu Efendi. Ama aldılar onu benden. Daha doyamadı. Öpemeden, koklayamadan aldılar. En başından beri bana yalan söyledin, öyle mi? Kıydılar onu. Babası İbrahim Paşa gibi kıydılar canım. Hayır. Sana söz veriyorum. Arayıp bulacağım kızını. Söz. Nigar. Ver kızımı. Eğer verirsen buradan sağ salim çıkarsın. Sen hep kötü bir yalancı oldun paşa. Sana yemin ediyorum. Kimse kılına bile dokunmayacak. Bu vakitten sonra yaşamak umurumda mı sanıyorsun Rüstem? Daha anlayamadın mı? Benim için hayat çoktan bitti. Aldığım her nefes ıstırap sadece. Saraya seni öldürmek için gelmiştim.
seni de Hürrem Sultan'ı da öldürecektim. Sonra da kendi canıma kıyacaktım. Kurtulmuş olacaktım bu dünya denen zindandan. Ama sonra onu gördüm. Alıp götürmek istedim. Uzaklara. Çok uzaklara. Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere gitmek istedim. Onu büyütecektim. Benim kızım olacaktı. Esma Nur koyacaktım adını. Esma Nur. Yaka! Yaka! Yan! Rüstem Paşa. Daha fazla yaklaşmayın. Nasıl efendi? Nigar. Nigar. Senin neler yaşadığın herkesin malumu Nigar. Lakin ne ettiysen kendin ettin. Kimseyi suçlamaya kalkma. Hele kucağındaki o Sabi'nin hiç günahı yok. O masum Nigar. Tıpkı senin evladın Esma Nur gibi. Masum. El kadar bebeğe nasıl kıyarsın? He? Yapabilir misin bunu? Senin gibi yumuk gözlü, kaburunlu, sevimli bir kız çocuğum, ha? Güzel olurdu. Siz yeter ki isteyin. Ben size istediğiniz her şeyi sunarım. Beni bırakmayın, olur mu? Yolun açık olsun Hatun. Paşam, ne olursa olsun. Ne yaşarsak yaşayalım. Ben hep sizi sevdim. Başıma ne geldiyse bu yüzden.
Rabbimiz sultanımızı bize bağışladı. Rüstem. Derhal sultanlarımızı al ve sarayına götür. Bir daha da zinhar gözünü üzerlerinden ayırma. Emredersin hünkârım. Can evladına aitse ziyadesiyle tatlıdır. Allah hiç kimseye evlat hasreti acısı göstermesin. Süleyman abi. Nihayet Nigar'la aynı buldum. Lakin konuşmadan övmesi kötü oldu. Zira ona bu emri kimlerin verdiğini asla öğrenemeyeceğiz. Vaziyet ortada Hürrem. Hatun belli ki kendince intikam almak istemiş. Rüstem'in söylediğini duymadın mı Süleyman? Nigar aslında beni ve Rüstem'i öldürmek için saraya girmiş. Gerçi hatunun konuşmasına lüzum yok. Yıllardır bana düşmanlık edenler belli. Zannediyorum bu hadisenin de arkasında onlar var. Canına kıydı demek. Ne oldu sultanım? Üzüldünüz mü yoksa? Bilakis. Sevindim paşam. Zira ölüm bazı insanlar için tek kurtuluş. Allah taksiratını affetsin diyeceğim. Lakin hatunun günahları haddinden fazla. Gider ayak canına kıyıp gene günah işledi. Hepimiz günahlarımızın bedelini bir gün ödeyeceğiz. Hiç kimse kendisini bekleyen sondan kaçamaz, öyle değil mi? Öyledir sultanım. Bakın Nigar Hatun'a, bir mezarı bile olmayacak. Tıpkı rahmetli İbrahim Paşa gibi. Lütfü Paşa, bu manasız mevzuyu kapatalım. Zira konuşmamız icap eden başka meseleler var, öyle değil mi? Hürrem de Rüstem de bu işin peşini bırakmaz. Muhakkak bir karşılık vereceklerdir. Sultanım bağışlayın fakat geç oldu. Arzu ederseniz yola revan olalım. Gidelim. Hayırlı geceler. Hürrem'i ve Rüstem'i öldürmek için saraya geldiğini söylemiş hatun. Doğrudur hünkârım. Bizzat ben de şahit oldum laflarına. O halde arkasında başka bir şeyler aramak icap eder. Saraydaki herkes sorgusal edildi hünkârım. Ona yardım eden şüpheli hiç kimse yok. İlaveten ben hatunu gördüm. Aklını yitirmiş. Belki de bu yüzden seçilmiştir. Nicedir ortalıklarda yokmuş. Allah bilir neredeydi, kimlerleydi. Hünkârım, şüphelendiğiniz birileri mi var? Nereden çıkıyor bu laflar paşa? Hatice'nin bu mevzuyla alakalı ne kadar hassas olduğunu bilmiyor musunuz? Bilhassa zevcinin yanında. Kendisi her fırsatta beni rencide etmek için hususi bir çaba içindeler sultanım. Ne olursa olsun. Karşınızda bir sultan olduğunu unutmayın. Unutmak ne mümkün. Her daim hatırlatıyorsunuz zaten. Gel. Paşa Hazretleri. Söyle. Gece teftişi için hazırlıklar yapıldı. Daha evvel tespit edilen meyhaneler ve bekar odalarına baskın yapılacak.
Teşriflerinizi bekliyoruz. Ketudam'a söyle, o refakat etsin teftişe. Yarın sabah bana vaziyeti bildirsin. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Aşiftelerle meşgul olduğunuz kadar düşmanlarımızla da meşgul olsanız keşke. Bana ne acet sultanım. Siz icap eden her şeyi haberim dahi olmadan yapıyorsunuz. Hürrem bu işin peşini bırakmaz. İlk iş Rüstem'i salacaktır üstümüze. Tedbir almak lazım. Ne yazık ki Nigar'ı konuşturmaya fırsatım olmadı sultanım. Bu kadar da kâfir Rüstem Paşa, hünkârımızın kalbindeki şüphelere bir yenisi eklendi. Kanımca artık Lütfi Paşa'dan kurtulmanın vakti geldi sultanım. O zaman Şah Sultan'ın da kolu kanadı kırılır. Neler yaptığımı sen de biliyorsun Rüstem Paşa. Lakin aralarında zerre kadar hissiyat yok. Böyle olunca da ayrılmak güç. Siyaseten bir araya gelenler yine siyasetten ayrılırlar sultanım. Bu yüzden paşanın hünkârımızın gözünden düşmesini sağlamak lazım. Lütfi Paşa'ya teşe atmanın tek bir yolu var. Şehzade Mustafa. Bir veziri azamın şehzadelerle münasebeti mühim. Paşa buna bir hayli dikkat ediyor. Ekseriyetle Şah Sultan kuruyor münasebeti. O da şehzademizle değil, Mahidevran Sultan'la haberleşiyor. Şehzadelerimin sancağı çıkartılması emrini de Şehzade Mustafa'dan aldılar belli ki. Sultanım. Torunum nasıl hatun? Uyudular sultanım. Lakin sultanımız bir müddet kendileriyle kalmasını buyurdular. Âlâ. Bir gözün burada olsun. Şehzade Mustafa'nın Manisa'dan sürülmesi lazım Rüstem Paşa. İşte yapmamız icap eden şey bu. Bir yolunu bulup Mustafa'yı Manisa'dan göndereceğiz. Aklımda bir şeyler var sultanım. Lakin işe yarar mı bilmiyorum. Hünkârımızın söylediklerine kulak asmamız mühim elbette. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum zaten Taşlıcalı. Ancak hiçbir faydası yok. Beni çoktan gözden çıkarmış. Şehzadem, hissi davranmayın. Böyle bir şey yok. Bunu çıkarın aklınızdan. Bu düşünceler yok yere aklıma girmedi. Bunu sen de iyi biliyorsun. Şehzadem, eğer hünkârımız sizi gözden çıkarsalardı, payitahta en yakın, en mühim sancakta tutmazlardı. Öyle değil mi? Babanız Sultan Süleyman Hanımızın tahta yürüdüğü bu sancak, sizin tahtın ve cümle Osmanlı mülkünün varisi olduğunuzun alametidir. Bu yüzden içiniz rahat olsun. Şehzadem. Validem. Şah Sultanımızdan bir mektup aldım. Haberler mühim. Ne haberler vermiş sultanımız? Hünkârımız kardeşlerine sancaklarına tayin etmiş. Şehzade Selim Konya'ya gidiyor. Beyazıt da Kütahya'ya gidecekmiş. Mehmet? Amasya'ya tayin edilmiş. Destur! Şehzade Mehmet ve Cihangir Hazretleri. Cihangir, benim daireme gidelim. Birlikte otururuz sofraya. Derslerimi halledince gelirim abi. Gel dedim. Cihangir. Mehmet bu habere çok sevinmiştir. Nicedir sancağa çıkmayı bekliyordu. Öyle. Ancak validesi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Malum, evladıyla birlikte Amasya'ya gitmeye mecbur. Bir insanın içinde fitne fesat olduktan sonra Hindistan'a gitse ne fayda? Oradan da yapar yapacağını. Öyle deme aslanım. Bu oldukça mühim. Hürrem hünkârımızdan uzakta kalınca bütün gücünü kaybedecek. Dua ederim de öyle olsun. Başka neler yazmış sultanımız? Bir haberi daha var. Söylediğine göre bu dinem el altından sefer hazırlıkları başlamış. O halde yakında hünkârımızdan sefer emri gelebilir şehzade. Bakalım Taşlıcalı.
Bakalım bu defa hünkârımızın hakkımızdaki kararı ne olacak? Epeydir yüzün gülmüyor Cihangir. Nedir canını sıkan söyle. Sancağa çıkıyoruz diye mi üzülüyorsun? Herkes gidiyor. Bense burada tek başıma kalacağım. Bizler de yalnız olacağız Cihangir. Hepimiz ayrı sancağa çıkacağız. Hem bu senin için bir fırsat. Sık sık ziyaret edersin bizleri. Böylece canın hiç sıkılmaz. Mustafa abimin yanına gitmek istedim kaç defa. Lakin validem müsaade etmiyor. Validem de benimle gelecek zaten. Hatta senin de bizimle gelmeni sağlayabiliriz belki. Olmaz. Babam beni bırakmaz. Daha vakit var. Konuşuruz bunları. Sen şu Amasya'yı anlat. Benim için tetkik edeceğini söylemiştin. Tetkik ettim. Vezir-i Azam Hazretleri. Avusturya elçisi Laski geldiler. Sizinle görüşmek istiyorlar. Allahümme sabirin. Kapıdan kovsan bacadan geliyor. Yollayın gitsin. Söyleyin ona bir daha gelirse elçi hanı yerine zindanda kalır. Vallahi ve billahi. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Paşa Hazretleri müsait değiller. O halde ben yarın tekrar yine gelirim. Siz bilirsiniz lakin bir daha gelirseniz zindana atılmanız buyuruldu. Yerinizde olsam Paşa Hazretleri'ni daha fazla öfkelendirmezdim. Rüstem Paşam, sizi gördüğümü çok memnun oldum. Boşuna inat ediyorsun. Bu görüşmenin olması pek mümkün değil. Paşam, sizden bana kıymetli vaktinizi ayırmanızı istesem, belki siz lütfedip Yüce Padişah'a isteklerimizi iletebilirsiniz. Dediğiniz gibi aynen. Vaktim kıymetlidir. Paşam, hiç değilse atınıza kadar refakat etmeme müsaade buyursanız. Gel bakalım. Ne diyeceksin dinleyelim. Macaristan, kralımız Ferdinand'ın uhdesine verilirse bağlılığımız devam edecektir. Sert kosulduğu gibi vergimizi, hatta daha fazlasını ödemeye de hazırız. Savaş olsun istemiyoruz paşam. Madem savaş olsun istemiyorsunuz, o halde bu dinden uzak durun. Paşam, bu bir fırsat. Ülkelerimiz arasında senelerdir devam eden husumet son bulacak. Sizin gibi güvenilir bir vezir bunu Yüce Padişah'a tavsiye ederse en azından düşüneceklerdir. Benim böyle bir tavsiyede bulunmam mümkün değil. Bunu ancak Vezir-i Hazam Hazretleri yapabilirler. Bir de Şehzade Mustafa Hazretleri. Kendileri tahtın en güçlü varisi ne de olsa. Hünkârım, az evvel elçi Laski geldi. Benimle görüşmek istedi ancak ben huzura kabul etmedim. Zaten birkaç defadır da geri çeviriyorum. Âlâ, iyi yapmışsın. Bu vakitten sonra elçilerle görüşmeyi istemiyorum. Sefer karara çıkmasından korkuyorlar hünkârım. Korkuyorlar da arkamızı döndüğümüz her seferde Macaristan'ı karıştırmaktan da geri durmuyorlar. Yenilen pelivan güreşe doymazmış misali hünkârım. Hadise çıkarıp kaybettikleri itibarı kazanmak niyetindeler. İtibar savaş meydanında kazanılır. Savaş meydanından kaçarak değil paşa. Hüsrev Paşa. Hünkârım. Hatice'm nasıl? Epey oldu görmeyeli. Afiyetlidir inşallah. Sağlığınıza duacılar hünkârım. Şükürler olsun afiyetteyiz. Âlâ. Başka bir şey yoksa çekilebilirsiniz. Hüsrev Paşa, gözün Rüstem'in üstünde olsun. Attığı her adımı takip etmek lazım. Bağışlayın paşam. Lakin bu husumeti devam ettirmenin kimseye faydası yok. Bir şekilde sulh sağlanmalı. İblisle sulh olmaz paşa. Vezir-i Azam Hazretleri. Söyle. Malumunuz üzere gece teftişi yapıldı. Mühürlenmesine rağmen iki meyhanenin faaliyette olduğu tespit edildi. Allahümme sabirin. Aman vermeyin namussuzlara.
Bu gece yine baskın yapın, kim var kim yok toplayıp atın zindana. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Paşam, bu mevzuda hayli şikayetler geliyor. Zira fuhuşun olmadığı mekanlarda mühürlenmiş. Gizli gizli her haltı yiyorlar paşa. Yüce Rabbim, zinaya, fuhuşa yaklaşmayın. O hayasızlık, o çirkinlik, o aşağılık bir iş, kötü bir yol diye buyurmuştur. Evelallah köklerini kazıyacağım hepsinin. Sultanım. Hoş geldin paşam. Hoş bulduk. Bugün neler yaptın? Var mı saraydan bir haber? Saray bildiğiniz gibi sultanım. Kaynayan bir kazan. Her köşede bir şey konuşuyorlar. Ne vakit bir yere girsem susuyorlar. Belli ki düşmanlarımızın gizli emelleri var. Ne emelinden bahsediyorsun? Lütfi Paşa'nın bana olan nefreti malumunuz. Fırsatını bulsa bir kaşık suda boğar beni. Endişe etmene gerek yok. Buna cüret edemezler. Endişelenmiyorum zaten sultanım. Vaka bana sizden başka hiç kimse zarar veremez. Ne demek bu? Bir çınar ağacın misali kök salıyorsam eğer, dallarım uzuyor, yapraklarım çiçek açıp can buluyorsa, bunun sebebi sizin güneş gibi parlayan yüzünüz, ırmak gibi bakan gözlerinizdir sultanım. Bir an için yüzünüzü çevirip gözlerinizi benden esirgerseniz, işte o vakit kurur dallarım, yapraklarım dökülür. Vezir-i Azam Hazretleri. Ahmet Çelebi. Seni batakhanede günahkar bir hatunun koynunda yakalamışlar. Öyle mi? Sen ki Rumeli kazaskeri Ebu Suud Efendi gibi bir alimin evladısın. Ne işin var senin batakhanelerde? Şeytan uydum Paşa Hazretleri. Söz veriyorum, bir daha olmayacak. Vallahi biz seni namazında, niyazında iyi bir Müslüman olarak bilirdik. Vaka, senden hala müderris de yok payitahta. Tövbe estağfurullah. Allah ıslah etsin, ne diyeyim? Baban duyunca ne çok üzülecektir. Gel. Paşa Hazretlerim, Ebu Suud Efendi geldiler. Alın içeri. Paşam. Gel Ebu Suud Efendi, gel. Gel de oğlunun düştüğü halleri gör. Verilmiş sadakası varmış ki evvela bana haber verdiler. Paşam, size ne kadar teşekkür etsem az. Allah bana hep en güzel şeyleri nasip etti. Lakin sanıyorum ki şımarmamam için bu hayırsız evladı başıma verdi. Takdir işte. Çekeceğiz cezamızı. Sen gönlünü ferah tut Hoca Çelebi. Biz seni biliriz. Gençtir, hataları olacak elbet. Vaka pişman olmuş.
tövbe edip başınızı bir kez daha öne eğdirmeyecektir inşallah. İnşallah paşam, inşallah. Lakin tövbe etmesi suçunu affettirmez. 100 sopa atılması lazım. Kanunlar karşısında benim oğlum da olsa hak ettiği cezadan kaçamaz. Gel. Paşam. Hayrola Aziza. Lütfü Paşa. Yine meyhanelere, bekar odalarına baskın vermiş paşam. Onlarca insanı zindana attırmış. Onca işin gücün arasında paşamız aşüftelere taktı. Kimse memnun değil vaziyetten paşam. Korkudan gece sokağa çıkamaz hale geldik diyorlar. Herkes tepkili. Hala. Ömer Ağa'ya haber yolla. Sağda solda Lütfü Paşa hakkında konuşsun. Ne diyecek ki paşam? Hakikat neyse o. Paşamız gücünü, kudretini kaybetmiş belli ki. Hıncını aşüftelerden çıkartıyor. Ahmet! Oğlum, ne oldu sana? Veziri Azam affetti. Babamsa cezasını 100 sopa dedi. Ayaklarım tutmuyor. Ah efendi. İnsan evladına nasıl yapar bunu? Evlatmış. Kanunlar ne emrediyorsa o yapıldı hatun. Benim evladım diye imtiyazı olamaz. Ayrım yaparsam eğer kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna nasıl çıkarım ben ha? Ben seninle ne yapacağım ha? Ne yapacağım? Bursa'ya gönderdim seni. Nefsini körletmen için ne lazımsa yapıldı. Sonra döndün, baba ben tövbe ettim dedin. Kabahat bende ki sana itimat ettim. Bir müddettir vukuatın yoktu, seviniyorduk. Meğer gizli gizli edeceğini ediyormuşsun ha? Sözüm söz baba. Geldiğimden beri vallahi ilk kez gittim. Sen benimle alay mı ediyorsun ha? Yapma efendi. Gözünü seveyim bu kadar kâfi. Hele bir sabah olsun. Gündüz gözüyle konuşursunuz. Gündüzü mü kaldı artık hatun? Gündüzü mü kaldı bu işin ha? Lütfü Paşa'ya mahcup etti beni. Yerin dibine girdim. Uçkuru çözük herif. Yıkıl karşımdan hadi. Yıkıl. Bu son hatun. Bu son. Bundan sonraki ilk vukuatında kalebent olarak adalara sürgün edeceğim. Ne hali varsa görsün, beter olsun inşallah. Ağzından yel alsın efendi. Evlata bela okunur mu hiç? Evlat diyor, hala evlat diyor. Ya Resulallah, ya Rabbim, ya Resulallah. Gel. Şehzadem. Gel Taşlıcalım. Görünüşe bakılırsa sefer hazırlıkları şimdiden başlamış şehzadem. Kafirin Viyana dediği Beç diyarını fethetmek mümkün Taşlıcalı. İhtiyacımız olan tek şey sabır. Kar, baran, fırtına demeden surlarını sabırla döversek düşmanlarımız eninde sonunda teslim olacaktır. Böyle bir kuşatmada kafir yek vücut olacaktır şehzadem. Zira Viyana düşerse bu Hristiyan aleminin sonu olur. İnşallah böyle şanlı bir zafer bir gün size nasip olur. Sen neden geldin? Arşidük Ferdinand'ın elçisi Laski sizinle görüşmek istiyor. Ne işi var burada elçinin? Ne sebeple gelmiş? Malumatım yok. Arzu ederseniz ben görüşürüm, akabinde yollarım. Vaka sizin görüşmeniz münasip olmaz. Lüzum yok. Bakalım ne istiyormuş? Şehzadem. Lala'ya da haber ver, o da görüşmeye şahitlik etsin. Bu ne cüret? Ferdinand neyine güveniyor da Budin'i muhasara ediyor? Hünkârım, gafil vaziyeti fırsat bildi. Kraliçe Isabel kalesine kapanmış. Lakin fazla direnmesi mümkün değil. Hünkârım,
Allah'tan tedbir olarak Mehmet Paşa'yı yolladınız. İnşallah vaktine yetişir de Ferdinand denen kafir haddini bildirir. Kraliçe Isabel'in evladı Sigismund'un hayatı mühim. Bana sığındılar ve benden yardım istediler. Zinhar kıllarına dahi zarar gelmemeli. Emriniz nedir hünkârım? Budin'in işgali kabul edilemez. Lütfi Paşa, irademdir. Derhal hazırlıkları hızlandırın. Sefere çıkıyoruz. Emru fermanı yüce padişahımız. Gel. Hünkârım. Gel Rüstem Paşa. Ferdinand Budin'i işgal etmiş. Sefer kararı aldık. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Hünkârım, Ferdinand ne yapmaya çalışıyor? Elçisi Laski'yi de Şehzade Mustafa Hazretlerine yollamışlar. Sen ne dersin paşa? Nasıl olur da bir elçi benim müsaadem olmadan payitahtı terk eder? Hünkârım, görüşme umutları olmasa onca yolu boşa gitmezlerdi. Belli ki evvelden haber verilmiş. Yüce Şehzade Sultan Mustafa Hazretleri, sizi Arşidük Ferdinand adına selamlarım. Bunlar sizin için. Kabul buyurursanız çok memnun oluruz Şehzadem. Hediyelere lüzum yok. Şehzadem bağışlayın ben... Mesele nedir? Ne cüretle geldiniz buraya? Şehzade Hazretleri, kralımız Ferdinand, Macaristan'ın kendisine bırakılması şartıyla... Zapolya zamanındaki Osmanlı tabiyetini ve haracını ödemeyi teyit etmektedir. Size buraya ne cüretle geldiniz dedim. Şehzadem, Vezir-i Azam Hazretleri ve Yüce Padişah bizi kabul etmiyorlar. Belki siz bu mevzuda bize yardımcı olabilirsiniz. Zira böyle bir anlaşma her iki tarafında lehine olacak. Bu ne cüret? Siz kimsiniz de benim karşıma böyle bir teklifle gelmeye cesaret ediyorsunuz? Kendi menfaatlerinizi gözettiğiniz bu anlaşmanın Osmanlı'nın lehine olacağını nasıl söylersiniz? Şehzadem, savaş her iki taraf için büyük bir kayıp olur. Sulh için bir yol bulmaya çalışıyoruz. Eğer sizin bir teklifiniz var ise memnuniyetle... Cümle Osmanlı mülkünün tek bir sahibi vardır. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Savaşa da, sulha da kendileri karar verir. Şehzadem... Götürün şunu karşımdan. Benim yüzüne dahi bakmadığım bir elçiyi nasıl olur da huzuruna kabul eder? Hünkârım, elçi Laski'nin çırpınışları herkesin malumu. Belli ki kendince medet ummuş. Hünkârım, kapıdan paşanın yerden göğe kadar hakkı var. İçiniz rahat olsun. Şehzademiz zinhar kabul etmez. Fakat merak ediyorum, Rüstem Paşa. Bu malumatı nereden aldınız? Sefer hazırlığı olduğu için elçi hanının içine birkaç kişi yerleştirdim paşam. Bilhassa Laskin'in her hareketini takip etmelerini istedim. Derhal tetkik ettirin. Laski Manisa'da ne yapar, kimlerle görüşür bilmek istiyorum. Allah sabrın. Ne yaptığının farkındayım Rüstem. Seni daha evvel ikaz etmiştim paşam. Paşa Hazretleri, ben sadece vazifemi ifa ediyorum. Ben biliyorum senin vazifeni. Ben de sizin vazifenizi biliyorum paşam. Aşüftelerin peşinde koşacağınıza devlet işleriyle alakadar olsaydınız... ...mevzulardan haberiniz olurdu. Haddini bil Rüstem Paşa. Rüstem Paşa, gelin benimle. Laflara bak Deyuzun. Maksadı belli kapıdan paşa. Şehzade Mustafa'ya iftira atıp gözden düşürmek niyetinde zındık. Ben kimin ne yaptığını farkındayım paşam. Lakin böyle olmaz. Malumunuz öfkeyle kalkan zararlı oturur. Hadi. Ya ula. Süleyman.
Hümaşah'ın yanından geliyor. Her geçen gün daha da güzelleşiyor. Daha bir tatlı oluyor. Gittikçe de Mişim'a benzemeye başladı. Senin neyin var Süleyman? Hayli yorgunum Hürrem. Gece de pek uyumadım. Rüstem Paşa, Şehzade Mustafa ile alakalı bir şeyler söyledi. Buna mı canın sıkıldı? Mustafa ne yapmak istiyor Hürrem? Maksadı nedir? Bir mana veremiyorum. Onu defalarca ikaz ettim. Lakin o teamüllere itibar etmeyip kendi bildiğini okuyor. Sefer arifesinde düşman elçisiyle görüşmek ne demek? Böyle kötü şeyler aklına getirme Süleyman. Elçilerle görüşmüşse ne olmuş? Koskoca bir cihan padişahının şehzadesi. Hadlerini bildirip yollamıştır. Aleyhinizde bir anlaşma yapacak değil ya. Beni yalnız bırak hocam. Süleyman. Yalnız bırak dedim. Eminim ki bu da Rüstem'in bir oyunu. Elçiyi şehzademize bizzat göndermişse şaşırmam vallahi. Belliydi bir şeyler yapacakları. Şehzademiz böyle bir görüşme yapmaz. Öyle değil mi? Ben de öyle umut ediyorum. Fakat bunların lafının edilmesi bile kötü. Suyu bulandırmak istiyorlar. Hürrem kanlı ellerini Şehzade Mustafa'nın üstünden çekmeden rahat yüzü yok bize. Gel. Paşam. Size bahsettiğim dervişi getirdim. Mevzu biliyorsun değil mi efendi? Aziz Ağa anlattı paşam. Kimin kimsen var mı senin? Zevcen, evladın? Hayır paşam. Yaşlı bir anam vardı. Onu da 2 ay önce kaybettim. Sizlere ömür. Allah rahmet eylesin. Amin. Bu vazife mühim ağa. İşin sonunda kelleyi kaybetmek de var. Hazır mısın? Hazırım. Siz merak buyurmayın. Hala. Sen şimdi Aziz'le çık. Yarın ola, hayrola. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Kaç para bu? 2 akçe beyim. Malım kalitelidir. Dün gece neler oldu biliyor musun? Biliyoruz, biliyoruz. Oo, Seyit işte. Efendi. Feneri nerede söndürdün? Dün geceden beri yoksun. Sormayın başıma gelenleri. Bekar olasında basıldım gene. Kaçıncı baskı? Vallahi Lütfü Paşa kimseye aman vermiyor. Hakkında söylenenler malum. Aşık Taner'e takmış kafayı. Ne diyorlar ki? Kendi eksikliği diyorlar. Güçten kuvvetten düşünce hatunlarla iş görememiş. Herkese düşman olmuş. Sen kimsin efendi? Ne oluyor ya? Az evvel iftira ettiğin Lütfi Paşa. Hünkârım, Mehmet abim bir şehzadenin sancağı çıkmadan evvel seferde tecrübe kazanması lazım dedi. Evet, doğru. O halde Beyazıt abimi sefere götüreceksiniz.
Bayezid mi istedi benimle konuşmanı? Hayır, ben merakımı mazur görün. Diyecek değil mi? Sen bilirsin Malkaçoğlu. Hünkârımız beni götürecek mi? Şehzadem, daha evvel de söyledim. Bir malumatım yok. Bu kez gitmek istiyorum. Yardım et bana. Tavsiye ederim elbet. Ancak hünkârımız ne karar verirse kabul etmelisiniz. Zira bu sizin için bir imkan. Kabul ederim. Lakin siz de konuşun. Alın götürün, bunun elimden bir kaza çıkacak. Benim bir günahım yok Hasan. Herkes öyle konuşuyor. Kim bu lafları ediyorsa bilin ki münafıktır. Meyhanecilere, fuhuş yapanlara göz açtırmıyorsam bunun tek sebebi Cenab-ı Hakk'ın koyduğu emirlerdir. Yüce Rabbim zinayı da fuhuşu da müminlere yasak kılmıştır. Gizlisi de açığı da büyük günahtır. Buna müsaade etmek göz yummak manasına gelir ki sümme haşa o tiniyette değilim çok şükür elhamdülillah. Allah sizden razı olsun Paşa Hazretleri. Elleriniz dert görmesin. Batakhanelerden kurtardınız Reaya'yı. Doğru. Gayrimüslim hatunların yaptıkları ortada. Af buyurun, Müslüman hatunları da yoldan çıkardı bu kafirler. Kim neyi biliyorsa anlatsın, şikayet etsin. İcap eden yapılacaktır elbet. Aşağı mahallede bir bekar odası var paşam. Hatunlar arasında haşa huzurdan Müslüman bir hatun da varmış. Allahümme sabırın. Tiz söylediği yere gidin. O mel'uneyi getirin bana. Haydi bakın işinize. Bu dini tetkik ettim hünkârım. Kuzeyden ve doğudan gelen akımlara mecburi bir geçiş yolu. Bu yüzden hiç kimse oraya tam hakim olamamış. Sen ne dersin? Ben de mi hakim olamam, bunu mu dersin? Haşa, siz bir can sultansınız. Lakin bu dini tam olarak fethetmedikçe oraya hakim olmak güç. Benim aslan şehzadem, daha 10 yaşında bunları düşünüp cesaretle söylemem beni ziyadesiyle memnun ediyor. Bu söylediklerini muhakkak düşüneceğim. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Dur orada efendi. Kimsin sen? Ben bir garip dervişim. Yüce hünkârımıza bir çift lafım var. Bırakın gelsin. Dikkatli olmalısınız yüce hünkârım. Yakında sefere çıkacaksınız. Kendinizi sakının. Bilhassa kendi kanınızdan. Aksi halde döndüğünüzde sevdiğiniz herkesi kaybedersiniz. Ali Bey. Neden attı onu? Manası ne? Derler ki şehzadem, bir derviş kimin önüne takkesini atarsa o kişinin hanesine uğursuzluk zuhur eder. Yalvarırım bırakın beni. Bırakın. Yalvarırım bırakın beni. Demek o rezil hatun sensin. İftira ediyorlar paşam.
Ben hiçbir şey yapmadım. Yalan konuşma. Hakkında her şeyi öğrendim. Çarşıda, pazarda rezilliğin konuşuluyor. Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyorsun ki... Müslüman bir hatun olmana rağmen... batakhanelerde aşüftelik edersin. Puf senin cemaline. Allahu Teala, ey Resulüm... müminlere söyle harama bakmasınlar. Avret yerlerini harama kapasınlar. Müslüman kadınlar ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarına kadar örtsünler buyurmuştur. Ama sen bunlara kulak asmadığın gibi zina ve fuhuş edersin. Tövbe estağfurullah. Yüce Rabbimin izniyle senin gibi bir namusların hakkından geleceğim inşallah. Seni şimdi kadıya göndereceğim ki hakkında şerhen gereken cezayı versin. Yapmayın paşam. Ben ne yaparım oralarda? Ne olur göndermeyin, merhamet edin. Onu daha evvel düşünecektin hatun. Haydi. Gücünüz bir bana mı yetiyor paşa? Çarşıda pazarda benim rezilliğim konuşuluyorsa... sizin de kadınlara olan düşmanlığınız konuşuluyor. Sebebini herkes biliyor. Allahümme sabırıyım. Canına mı susadın sen hatun? Yalan mı? Hatunlarla iş göremediğiniz için onlara zulmediyorsunuz. Yatırın bu hatunu. Avret yerini dağlayın ki ibret için. Bir daha hiç kimse cüret etmesin. Hadi. Hayır! Hayır paşa! Hayır yapma! Hayır yapmayın! Acıyın! Paşa! Hayır! Hayır yapmayın! Yapmayın! Elçilerle görüşmüşse ne olmuş? Koskoca bir cihan padişahının cesaresi. Hadlerini bildirip yollamıştır. Ne oldu ki aslan? Bir derviş çıktı önümüze validem. Babamın önüne takkesini attı. Vali Bey'e sorduk. Bu uğursuzluk demekmiş. Sonra ne oldu peki? Hiç. Babam saraya dönelim dedi. Hayli üzgündü. Yapmayın lanet yapmayın. Allah aşkına yapmayın lanet. Ne olur paşa Allah aşkına falan. Sus! Allah aşkına. Sus diyorum sana. O güzel Allah'ın adını ağzına alma hatun. Alma! Bundan böyle herkes duysun bilsin ki hiç kimsenin... bilhassa Müslüman hatunların zina ve fuhuş etmesine müsaade verilmeyecektir. Bu ceza cümle aleme ibret olur inşallah. Allah aşkına. Haydi. Hayır. Hayır. Şaşkınım, mazur görün sultanım. Bu ziyaretinizi beklemiyordum. Sizleri merak ettim. Seni Hüman Şah'ı... o elim hadiseden sonra hiç görmedim. Şükürler olsun o günler geride kaldı. Bir daha böyle bir şeyin olmasına asla müsaade etmeyeceğim. Elbette. Rüstem Paşa nasıl? Seni mesut ediyor mu? Ben hayatımdan memnunum. O halde gözlerindeki bu hüzünle Mirim'a. Belli ki mesut değilsin. Bak ha, onu sevmediğini biliyorum. Bu izdivacı da hiç istemedin. Ben mesudum sultanım. Mirma, sen bir cihan sultanının kızısın. Hiç kimseye boyun eğme. Ezdirme kendini. Kullarımız bize hizmet etmek, bizi mesud etmek için varlar. Bunu sakın aklından çıkarma. Sultanım, Mercan Ağa geldiler. Benim bir haberi olduğunu söylediler. Hünkârım, Rüstem Paşa geldiler. Gelsin.
hünkârım. Gel Rüstem. Hayrola, bir mesele mi var yoksa? Bilmenizi icap eden bir husus var hünkârım. Sen ne diyorsun Mercan? Emin misin bundan? Eminim sultanım. Manisa'dan bir haber mi geldi yoksa? Hayır hünkârım. Lütfü Paşa ile alakalı. Lütfü Paşa bir hatunun edep yerini dağlatmış. Ne? Nasıl olur mu? Kimmiş bu hatun? Suçu neymiş? Aşifte olduğu söyleniyor hünkârım. Malumunuz Paşa Hazretleri epeydir aşiftelere göz açtırmıyor. Hoş geldiniz sultanım. Duyduklarım doğru mu? Ne duydunuz? Bir aşifteye verdiğim cezayı diyorsanız doğrudur. Layığını buldu. Senin ceza dediğin bir hatunun edep yerini dağlatmak. Kadı hükmü olmadan sürgün dahi edilemezken sen nasıl böyle bir ceza verebilirsin? Bu ne cüret? Büyütülecek bir mesele değil sultanım. Bazen ibret-i alem olsun diye böyle cezalar vermek icap eder. Sen bir hatunun edep yerini açmalarını emrettin. Sonra başlarında durup bu rezaleti seyrettin. Ama büyütülecek bir şey yok öyle mi? Lütfi Paşa aklını kaçırmış olmalı. Nasıl yapar bunu? Vallahi ben de şaştım kaldım sultanım. Görülmüş şey değil. Şah sultana kızdı. Acısını masum bir hatundan çıkardı belli ki. Hünkârımız bunu zinhar hoş görmez. Hoş görülmez. Ancak bağışlanacaktır. Hadise de örtbas edilecektir. Bir günde olacak değil Sümbül. Lütfi Paşa böyle böyle gözden düşecek bir gün. Git bak. Neler oldu bilmek istiyorum. Emredersin sultanım. Hala karşımda durup utanmadan, sıkılmadan kendini müdafaa ediyorsun. Allahümme sabreyn. Zalim bir adamsın sen. Zalim ve edepsiz. Laflarınıza dikkat edin. Yoksa... Yoksa ne? Ben ömrü hayatımda böyle şey duymadım. Sen kimsin paşa? Nereden alırsın bu cüreti? Ben bu yüce devletin veziri azamıyım. Hünkârımızın vekili mutlakıyım. Ne yapacağımı size soracak değilim. Bundan böyle sakın benim işlerime karışmayın. Sakın! Çekil! Seni daha evvel ikaz ettim paşa. Ben olmadan sen bir hiçsin. İçtiğin sudan az evvel saydığın o makamlara kadar hepsini ben bahşettim sana. Bir kere daha unutursan elinden alırım demiştim. Boş ol. Boş ol. Ben vekil takım. Ben vekil azam. Bırak beni. Sana emrediyorum. Bırak beni. Bırak beni. Ben vekil azam. Bırak. Thank you.
Ben bu devletin veziri azamıyım. Bırakın beni. Bırakın. Bırakın. Bırak beni. Deyus. Bırak. Paşa. Hünkârım. Bağışlayın ben. Şah sultanımıza saldırdı hünkârım. Yetişmeseydik öldürecekti. Sultan Süleyman'ın hasretleri. Oğlan. Mercan'a Lütfi Paşa'nın sana saldırdığını söyledi. Doğru mu bu? Değilsin. Mercan'a. Zindana atın bunu. Hünkârım. Yıkıl. Götür. Şah Sultanımız haberi aldığında benim yanımdaydı. Belli ki bu mevzu yüzünden münakaşa ettiler. Hala aklım almıyor. Lütfi Paşa buna nasıl cüret eder? Belli ki veziri azam olmak Lütfi Paşa'ya yaramadı. Kibrine yenik düştü. Kolay değil. Her kul büyük taşıyamaz. Neyse ki hünkârımızın senin gibi sadık, aklı selim kulları da var Rüstü Paşa. Hatice'me haber gönderildi mi Hürrem? Şah-ı Uban yalnız kalmasın. Gönderildi hünkârım. Gülfem Hatun ve Afife Hatun de gitti yanına. Yani. Hünkârım şimdi ne olacak? Yani Lütfü Paşa. Akıbeti belli mi Hürrem? Bu yaptığının tek bir cezası var. Kellesi alınacak elbet. Benden bu kadar Hüsrev Paşa. Sizi defalarca ikaz ettim. Lakin öfkenize mağlup oldunuz. Kaderimizde ne yazılıysa o Hüsrev Paşa. Bundan sonra bayrağı sen devralacaksın. Rüstem denen meluna aman verme. Şehzademiz Mustafa'nın yanında ol. Kurtların arasında onu yalnız koyma. Keşke size yardım edebilsem.
baba ne olacak validem? Öldürecekler mi onu? Buna hünkârımız karar verecek. Biliyorum. Babam çok kötü bir şey yaptı. Lakin size yalvarıyorum validem. Bağışlayın onu. Siz bağışlarsanız hünkârımız da bağışlar. Size yalvarıyorum validem. Babamın canını bağışlayın. Yalvarıyorum konuşun hünkârımızla. Gözümle görsem inanmam. Lütfi Paşa'nın delirmiş olması lazım. Belki de benim yüzümden oldu. Bu hadisenin sizinle ne alakası var sultanım? Bu saraydan ayrıldığım gün beddua ettim. Beni evimden edenler bir daha gün yüzü görmesin dedim. Bu nasıl bir kader? Evvela Beyhan'ın zevci. Sonra benim. Şimdi de Şahub'un. Sizin hala bir zevciniz var sultanım. Lütfü Paşa hazledildi. Kellesi gidecek. Bu vaziyette Vezir-i Azam Hüsrev Paşa olacaktır. Yani zevciniz. Hürrem bu fırsatı asla kaçırmaz. Hünkârımızın aklına girip Rüstem'i Vezir-i Azam yapacak. Bu daha iyi günlerimiz Gülfem. Hanedanımızın sırtına öyle bir hançer saplandı ki bu kan hiç durmayacak. Hanedanımızda, bu yüce devlette yok olup gidecek. Ağzınızdan yel alsın sultanım. Hünkârım, beni görmek istemişsiniz. Etrafımdaki insanların neler oluyor Malkaçoğlu? Paşalarıma, kardeşlerime, kadınlarıma, evlatlarıma neler oluyor? Hepsi kibir içinde. Nefretle bakıyorlar birbirlerine. Hasetle. Nedir bu kinin, bu nefretin kaynağı? Kimdir? Ben miyim? Benim yüzümden mi bu haldeler? Haşa hünkârım. Siz her daim en doğrusunu bilir. En doğrusunu yaparsınız. Siz kinin ve nefretin değil. Bilakis sevginin ve itidalin padişahısınız. Madem öyle o halde neden kalbim huzur bulmuyor? Neden bunları yaşıyorum Malkaçoğlu? Hepimiz sizin bahşettiğiniz hayatı yaşıyoruz. Ne yazık ki bunu unutup bazen hayale aldanıyoruz. Siz dahi kibre düşmüyorken bizler düşüyoruz. Kendini onlardan ayır Malkoçoğlu. Keşke herkes senin kadar sadık olsa. Dikkatli olmalısınız yüce hünkârım. Thank you.
Süleyman. Biraz toparlayabildin mi kendini? Endişe etme. Lütfi Paşa hak ettiği şekilde cezasını çekecek. Hünkârım. Ben de bu mevzuyla alakalı konuşmak istiyorum sizinle. Bu yaşananları hazmetmek benim için oldukça güç. Ben bana yapılan hakaretin farkındayım. Lakin Lütfü Paşa'nın canını bağışlamanızı diliyorum sizden. Sen ne dersin Şahuban? Yaptıklarını görmezden gelmemi nasıl istersin benden? Paşa'ya karşı bir zaaf içinde değilim hünkârım. Lakin bizim bir kızımız var. Babasının alacağı ceza onu çok sarsacak. Bir ömür boyu beni suçlayacaktır. Ne olur anlayın beni. Ben onun hayatının mahvolmasını istemem. Esma bu yükü kaldıramaz. Hünkârım yalvarırım. Kızım için. Onun canını bağışlayın. Açıkçası sultanım ben bu kadarını beklemiyordum. Lütfi Paşa'dan kurtulmamız yıllar sürerdi. Hemen rehavete kapılma Rüstem. Malum
Teamüller icabı Hüsrev Paşa sırada. Hatice Sultanımızla mazide neler yaşandığı hesap edilirse Hüsrev Paşa'yı tayin etmeyeceklerdir. Ben de öyle düşünüyorum Rüstem. Hünkârımız bu vaziyette seni tayin edecektir. Nere olsa en yakın damadısın. Gel. Hünkârım. Sultanım. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Yazık. Benim vekili mutlakım kendini bu hale düşürmemeliydi. Kardeşime yaptığın hakareti kendime yapılmış sayarım. İlaveten sen kendini kanunlardan nasıl üstün görürsün? Şer'i şerife göre cezalandırılması gereken bir suçluya eziyet etme hakkını sana kim verdi? Şeriatta olmayan bir cezayı sen hangi akla verirsin? Sana verilmesi gereken ceza belli. Senin kelleni almak icap eder. Adaletiniz karşısında boynum kıldan incedir hünkârım. Aciz ve kıymetsiz canını bağışlamamı istedi benden. Senin bunca yıllık hizmetlerin ve evladın Esma Han'ın yüzü suyu hürmetine senin canını bağışlıyorum. Seni sürmekle yetineceğim. Demet Okay'a gideceksin ve son nefesine kadar oradan ayrılmayacaksın. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. Ağalar! Götürün. Paşamız dini bütün pek muhterem bir zattı. Lakin yaptıkları ne vicdana ne de dinimize sığar. İlaveten verdiği cezanın da kanunlarımızda yeri yok. Bir anlık öfke bu Suud Efendi. Allah kimseyi doğru yolundan şaşırtmasın. Amin Rüstem Paşa, amin. Günah boynuna yaptıkları kabul edilmez. Lakin bu yüce devlet büyük bir alimini, iyi bir serdar ve devlet adamını kaybetti. Bir paşa gider, bir paşa gelir. Nizam-ı alem neyse aynen devam eder. Elbette. Bilhassa sefer arefesinde bu mühim. Meratip gereği Hüsrev Paşa'mız bu vazifeye tayin olacaktır inşallah. Hünkârımız lütfederlerse şeref duyarım. Destur! Sultan Süleyman'a nazetleri! Rüstem Paşa sen benimle gel. Siz bekleyin.
Melisa'dan bir haber var mı? Şehzademizin elçi Laski ile görüştüğü aşikar hünkârım. Ancak ne konuştuğunu bilmiyoruz. Şehzade Mustafa hakkında ne düşünürsün? Manisa'da neler yapar? Hünkârım. Herkes susuyor üstem. Ya hürmeten ya çekindikleri için susuyorlar. Sen konuş. Ne biliyorsan anlat. Hakikat her neyse söyle. Şehzademin maksadı nedir? Yeniçerilerin sevgisi, alkışı insanı nereye sürükler bilinmez hünkârım. Manisa'da şehzademizin etrafını kuşatmışlar. Herkes kulağına bir şey söylüyordur mutlaka. Bu hainler her kimse tek tek bulup hak ettikleri cezayı verecek. Af buyurun hünkârım. Onlar gider, başkaları gelir. Ne yapıp edip şehzademizin aklına girerler. Nihayetinde Manisa kaç günlük yol. Şehzademiz isterse bir ok gibi fırlayıp gelir. Bilhassa siz seferdeyken. Anlaşılan yeni vezir azamımız Rüstem Paşa olacak. Zaten son zamanlarda hünkârımız kendilerine büyük teveccüh göstermekteler. Bu dediğiniz mümkün değil Kazasker Efendi. Her şeyden evvel silsileye mugayir. Mühim olan silsileden ziyade hünkârımızın verdiği karardır. Bunu siz de pek iyi bilirsiniz Hüsrev Paşa. Elbette öyle. Sultanım, ben de sizi ziyarete gelmek istiyordum. Vaziyeti duydum. Büyük geçmiş olsun, çok üzüldüm. Ne kadar üzüldüğünü gözlerinden anlamak mümkün. Lakin bu kadar çabuk sevinmemeni tavsiye ederim. Gördüğün gibi hala buradayım. Hayret ediyorum doğrusu sultanım. Böyle bir vaziyette bile zevcinizi kaybettiğinize değil, gücünüzü yitirdiğinize üzülüyorsunuz. Kendisi sürüldü. Zira ben böyle olmasını istedim. Ayrıca senden kurtulmak için benim ona ihtiyacım yok. Sultanım, boş tehditlere karnın tok benim. İlaveten hünkârımız bu laflarınızı duyarsa çok üzülür. Hürrem, Rüstem vezir-i azam olamaz. Zira bu Hüsrev Paşa'nın hakkı. Sultanım, bence bu mevzuda birlikte hareket etmeliyiz. Ne de olsa Hatice Sultan'ın tekrar yükselmesini ve sizi bir kenara atmasını istemesini, öyle değil mi? Sultanım. Yaşananlar hepinizin malumu. Lütfi Paşa'yı divandan azledip bir edep zatı Dimetoka'ya sürdüm. Bundan böyle veziri mutlakım Süleyman Paşa'dır. Lütfedip takdir buyurdunuz hünkârım. İnşallah bu makama layık olurum. Amin. Hayırlara vesile olsun paşa. Çekilebilirsiniz. Sen kal Süleyman Paşa.
Yaklaş. Vezir-i Azam olarak ilk vazifen Şehzadem Mustafa ile alakalı olacak. Zira kendisi hakkında mühim bir karar verdim.